Merhaba, ben Engin İslamoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Bu sefer yollarda değiliz. Farklı bir konuyu ekrana getireceğiz. Atıkları işlemeye çalışacağız. Çünkü her gün binlerce ton atık üretiyoruz ve birçoğunu maalesef geri kazanamıyoruz. Bu geri kazanma konusunu ekrana taşımak istiyoruz. Çünkü Türkiye için oldukça önemli bir konu. Avrupa'dan ve Türkiye'den iki tane konuğum olacak. Onlarla konuşacağız. Özellikle Avrupa'dan gelen konuğumuz öyle malzemelerle atıkları öyle farklı şekillerde kullanıyorlar ki siz de şaşıracaksınız. Onunla röportaj yapacağız. Nasıl kullandıklarını göreceksiniz. Türkiye'de bu konuda çalışan çok fazla firma yok aslında. Bunlardan bir tanesi zaten ÇEVKO. 20 yıldır bu işi yapıyor. Bu işi üstlendi ve götürüyor. ÇEVKO Genel Müdürü Mete Emer bizimle beraber olacak. Hollanda'dan konuğumuz var. Cesar Pierin. Cesar Pierin süper yüz felsefesinin mimarlarından bir tanesi. İnanılmaz işler yapıyor. Onunla da birazdan onunla da konuşacağız. Hemen Mete Bey'e dönmek istiyorum. Bu atık meselesi hakikaten çok ilginç. Her gün tonlarca atık üretiyoruz. Ve nereye gittiğini de bilmiyoruz. Ne yapıldığını da çok bilmiyoruz. Siz bunları topluyorsunuz. Sizin bazı kutularınızı görüyoruz. Yeşil, mavi, birinin içine şişe atıyoruz. Diğerinin içine kağıt atıyoruz. Bir şekilde toplamaya çalışıyoruz ama aslında insanlar çok da ne yaptığının farkında değil. Aslında ÇEVKO ne yapmak istiyor? Ben önce onu sormak istiyorum. ÇEVKO bize bir tanıtır mısınız? ÇEVKO Vakfı 1991'de bir sanayi inisiyatifi olarak kurulmuş. Adından anlaşacağı gibi bir vakıf. Aslında bizim kar amacımız yok. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak geri kazanılması konusunda sanayi sorumluluğunu üstlenmek üzere kurulmuş bir vakıf. Aslında biz ambalaj atıklarını toplamıyoruz. Ambalaj atıklarını değerlendirmiyoruz. Ambalaj atıklarını toplayıp değerlendiren firmaları destekliyoruz. Bunların belirli koşullar altında yerine getirilmesi için bu yükümlülüğün çalışmalarımız var. Bakanlıktan yetkilendirilmiş kuruluş ünvanını aldık 2005 yılında. Dolayısıyla bu işi gönüllü olarak başladık aslında ÇEVKO olarak. Fakat geldiğimiz noktada bunu daha kapsamlı bakanlıktan da yetki almış bir kuruluş olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Kısaca ne yapıyoruz? Ambalaj atıkları aslında pek çok tarafı olan bir konu. Burada atıkları oluşturan tüketiciler var. Atıklar tüketildikten sonra oluşuyor. Fakat bir de bunları piyasaya süren, ürünleri piyasaya süren firmalar var. Firmaların da sorumlulukları bu genişletilmiş üretici sorumluluğu çerçevesinde sona ermiyor. Yani herhangi bir firma ben ürünümü sattım, ondan sonra ambalaj atığıyla ilgilenemem diyemiyor. Belli hedefler var. Bunlar atık haline geldikten sonra toplanıp geri kazanılmak durumunda. Belli bu hedefleri tutturmak zorunda firmalar. Bu Avrupa'da başladı. Daha sonra Türkiye'de de Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde, mevzuatımızı uyumlaştırma çerçevesinde Türkiye'ye de geldi. Yani yarattığı atık kadar yani dışarı bir şey geri almak mı zorunda? Evet, geri yani alıp... Ben bir firmayım, evet. Diyelim ki bir atığım var, %15'ini tekrar kullanmak zorunda mıyım? 2011 itibariyle %38'ini tekrar toplayıp geri kazanıldığını belgelemek zorunda bakanlar. Ben toplayamıyorum, siz topluyorsunuz beni. Ben de toplamıyorum, firma da toplamıyor. Bu işi yapan atık yönetim firmaları var, toplayıcılar var, bakanlıktan lisans almış. Bunlar ve belediyeler. Belediyelerle işbirliği halinde bu atıklar toplanıyor. Biz de bu atıkların toplanması için sisteme destek veriyoruz. Finansal destek sağlıyoruz ve üstlendiğimiz yükümlülük, yani bize yükümlülük devrediyor piyasaya sürenler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmek için firmalar kendileri bu işle uğraşmak istemezlerse bu yükümlülüğü ÇEVKO'ya devrediyorlar. Biz de ÇEVKO olarak bu yükümlülüğü alıyoruz. Belediyeler ve lisans firmalarla işbirliği halinde bu atıkların toplanmasına destek oluyoruz. Ve toplanan atıkların miktarlarını her yıl sonunda bakanlığa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildiriyoruz. Ne topluyorsunuz mesela? Şimdi ambalaj atıkları, biz hepimiz tüketiciyiz, evlerde 5-6 malzeme var aslında ambalaj atığıyla ilgili. Cam mesela, şişeler. Bunlar belgelendirmesi, toplanıp geri kazanılması gereken atıklar. Metaller var, plastikler var, kağıt, karton atıklar var. Bir de kompozit atıklar dediğimiz daha çok içecek kartonları bu gruba giriyor. Bir de bu atıklar var. Bu atıkların hepsi Türkiye'de değerlendirilebiliyor. Geri dönüşüm sanayi kurulmuş durumda. Bu ÇEVKO'nun 1991 yılında kuruluşundan itibaren katkıda bulunduğu bir
aslında sektör. Türkiye'de toplanan ambalaj atıkları bir ayırma tesisinde ayırma tabi tutuluyor ve bundan sonra da geri dönüşüm tesislerine gönderilerek Türkiye'de hepsi mevcut tekrar değerlendirilebiliyor. Dolayısıyla biz buna aracılık ediyoruz. Biz bunun ilerletilmesi, geliştirilmesi için çaba harcıyoruz. Örnek vereyim, mesela geçtiğimiz yıl 400 bin ton ambalaj atığının toplanıp geri kazanıldığını bakanlığa belgelendirdik. Binin üzerinde firma bu yükümlülüğü bize devretti geçtiğimiz yıl itibariyle. Bu binin üzerinde ambalajlı ürün piyasaya süren firmanın yükümlülüğünü üstlendik. Ve 400 bin ton attı ki bunlar biraz önce bahsettiğim gibi kağıt, metal, cam, plastik, kompozit malzemelerden oluşan atıklar. Bunların geri dönüşümünü bakanlığa belgelendirdik. 400 bin ton topladınız yani. 400 bin toplamakla ne oldu? Yani ben şeyi merak ediyorum. Evet. Çevreye ne katkınız oldu? Şimdi bir yani kere... Şey yani, tabii. Doğa adına konuştuğum için doğaya doğru. Ne katkınız oldu? Şimdi atıkların toplanmasının birkaç yararı var. Birincisi çevre kirliliği. Şimdi 400 bin ton atık gidecekti, gömülecekti. Yani bunlar ambalaj atıkları depolama sahalarına gidecekti. Bunlar orada gömülecekti. Halbuki biz düzenli depolama sahalarını bu tip atıklar için değil, bir de bertaraf etmek için, yani geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için yaptık. O zaman bu ciddi bir yatırım, geri dönüşüm, düzenli depolama sahaları. Bunlar kısa sürede ömürlerini tamamlayacak bir ekonomik zarar ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu kadar atık bir kere çevreye bırakılmadı, toplandı ve geri dönüştü. Geri dönüştürken ne oldu? Başka malzemeler yapıldı, başka ürünler yapıldı. Mesela PET ambalajlardan sentetik elyaf yapılıyor. Sentetik elyaf işte tekstil malzemelerinde kullanılıyor. Cam atıkları tekrar cam ambalajı olarak kullanılıyor. Kağıt kartonlar tekrar kağıt karton ambalajları için girdi olarak kullanılıyor. Böylece biz birkaç şey birden yapıyoruz. Bir, çevrenin kirlenmesini engellemiş oluyoruz. İkincisi, ham maddeden tasarruf ediyoruz. Doğal kaynak tasarruf ediyoruz. Çünkü eğer bunları kullanmasaydık biz orijinal malzemeleri, virgin malzemeleri kullanarak daha fazla enerji harcayacaktık. Doğal kaynakları kullanacaktık ve bu üretimi yapacaktık. Onun yerine kullanılmış atıkları, yani işi bitmiş atıkları kullanarak bunlardan tasarruf sağlıyoruz. Dolayısıyla hem ekonomik hem çevresel açıdan atıkların geri kazanımı bir yarar sağlıyor. Sizin en büyük toplayıcınız belediyeler. Türkiye'de toplama yükümlülüğü belediyelerde. Yani belediyenin nasıl çöpü topluyorsa ambalaj atıklarını toplama yükümlülüğü var. Ama bunu belediyeler kendileri yapmayabilir. Bakanlıktan lisans almış kurumlarla bunu gerçekleştirebilir ki Türkiye'de böyle oluyor. Biz de Türkiye genelinde 80'in üzerinde belediyeyle bu çalışmaları yapıyoruz. Nüfus olarak tabii burada bu işin yapılabilmesi için motor tüketiciler. Bizim yapmamız gereken hepimizin evlerimizde ambalaj atıklarını çöpten, organik, ıslak çöpten ayrı olarak biriktirmek. Bunu yapmak önemli. Biz diyoruz ki başından itibaren bizim bir sloganımız var. Ambalaj atıkları çöp değildir. Çünkü bunlar değerlendirilebilir. Ama bunların hepsini ayrı ayrı biriktirmek için ne yerimiz var ne belki de sabrımız var. Onun için kolay yöntem diyoruz ki organik atıkları bir kutuya, geri kazanılabilir ambalaj atıklarını başka bir kutuya koyalım. Bizim konuda bir paket hazırladık. İsterseniz evet. O paketi izleyelim. Peki. Orada daha peki. Rahatlıkla anlatılıyor. Evet, evet. Aslında Çevko belediyelerle işbirliği yapıyor. Belediyelere büyük iş düşüyor. Bakalım bu çöpleri nasıl topluyorlar. Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi için başlattığı projeyle 82 belediyeye ulaştı. Verilen eğitimler sayesinde bugün evlerinde birçok kişi ambalaj atıklarını çöplerden ayrı torba veya kutularda biriktiriyor. 2 senedir dikkat ediyoruz. Zaten bu uygulama başladığında haberimiz oldu ve hemen biz de çöplerimizi ayrıştırıp ayrı ayrı atmaya başladık. Kartonları, cam atıklarını, teneke atıklarını, yağlarımızı, her şeyi ayrı ayrı
poşeti var zaten. Poşetine topluyoruz. Konteynerimize atıyoruz. Ambalaj atıklarının yani cam, plastik, metal, kağıt ve kompozit atıkların ayrı olarak toplanmasının amacı çöpe karışmadan temiz şekilde toplanabilmesi. Çöpe karışan atıkların geri dönüşümü hem daha maliyetli hem de daha zor oluyor. Evlerde ayrı olarak biriktirilen ambalaj atıkları belediyelerin sokaklara yerleştirdiği çöp konteynerlarına, oradan da atık toplama, ayırma tesislerine ve en son da geri dönüşüm tesislerine ulaştırılıyor. Bu uygulama sayesinde ambalaj atıkları çöpten ayrı, temiz, verimli, sağlıklı ve hijyenik olarak toplanıyor ve geri dönüştürülüyor. Evet, aslında bu atıkların toplanması, biz bu kadarını görüyoruz. Yani biz daha şu anda atıkları yeni yeni toplamaya başladık, yeni yeni değerlendirmeye başladık. Ama Avrupa'da inanılmaz işler yapıyorlar. Hatta atıklardan öyle şeyler yapıyorlar ki birazdan göreceksiniz, şaşıracaksınız. Sezar Pir'ine dönmek istiyorum, kendisine sormak istiyorum. Atıklardan biz neler atık olabilir? Neleri atık olarak kullanıyorsunuz? Atıklardan neler yapıyorsunuz? Neler yapılabilir? Biz Türkiye'de çok fazla bilmiyoruz. Sizde ne tür örnekler var? Onları bize anlatabilir misiniz? Well, for me basically it started already when I was 12 years old. Ben bu işlerle ilgilenmeye aslında 12 yaşında başladım. Babam evleri restore ediyordu. Eski evlerden çıkan kullanılmış malzemeleri yeni evleri yaparken kullanıyordum. Ben de babamın yanı başında küçük işler yapıyordum. Bu bana değişik bir bakış açısı kazandırdı. Bütün malzemeleri ikinci kere kullanılabilir mi diye bakmaya başladım. Sonra mimarlığa başladım. Ve bu bakış açısını günlük çalışmalarıma uyarlamayı denedim. 15 sene önce bir arkadaşımla birlikte bir mimarlık ofisi kurduk. Kullanılmış malzemeleri tekrar kullanmanın çok zor olduğunu fark ettik. Çünkü bunu o güne kadar kimse yapmıyordu. İnsanlar genellikle yeni malzeme kullanmanın iyi olduğunu düşünüyordu. Biz de bunun iyi olmadığını ispatlamak zorunda kaldık ve bazı sanatsal projeler üretmeye başladık. Çamaşır makinelerinin kullanılmayan parçalarından uzay istasyonu yapmak gibi. Böylece insanlara neler yaratabileceğimizi göstermeye çalıştık. 15 sene boyunca da bu metodu geliştirdik ve bir sistem yarattık. Şu anda 20 kişinin çalıştığı bir ofisimiz var ve yaptığımız binaları bu yolla yapıyoruz. Sürekli gelişiyor. Bizim gibi çalışan birçok mimar var artık. Virüs gibi yayılıyor. Ama ben sizin projelerinizi takip ediyorum. Rüzgar panellerini kullanıyorsunuz yanılmıyorsam. Ondan ilginç şeyler çıkıyor. We don't have really a limitation in what kind of materials. Kullanabileceğimiz materyaller konusunda bir kısıtlamamız yok. Plastik kullanıyoruz, ahşap kullanıyoruz. Başkasına gerekli olmadığı sürece, çöp diye bakıldığı sürece bütün malzemeleri kullanabiliyoruz. Metali kullanmak biraz daha pahalıya geliyor. Çünkü zaten iyi bir sebep için geri dönüştürülüyor ve satılıyor. O yüzden çoğunlukla plastik ve ahşap kullanıyoruz. Şu sıralar kullandığımız en ilginç malzeme yel değirmenlerinin kanatları. Rüzgar türbünü endüstrisi büyüyor ve Hollanda'da yaklaşık 2000 tane yel değirmeni var. Yaklaşık 45 metre uzunluğunda bu kanatlar çok hızlı dönüyor ve rüzgardan zarar gördüğü için en fazla 15 sene kullanılıyor. Bazen 5 sene sonra da yenisiyle değiştirilebiliyor. Çünkü tehlikeli olacağı düşünülüyor. Bu da her yıl Hollanda'da 200, bütün dünyada 40 bin kanadın kullanılmaz hale gelmesi demek. Biz bu malzemelerden çocuk parkı yaptık. Orada 60 yıl, belki 100 yıl daha durabilirler. Kimse zarar vermediği sürece orada kalabilirler. Bu kanatların geri dönüştürülmesi çok zor. Çünkü farklı kimyasalların bileşimi. Kullanılamayan kanatlar Hollanda'da parçalanıyor ve yakılıyor. Bu da havayı çok kirletiyor. Ama uçak parçalarını da mimaride kullanıyorsunuz değil mi? Son zamanlarda yaptığımız projelerin çoğu büyük konser salonlarıydı.
Sizin de bir uçağın içine oturduğunuzda fark edebileceğiniz, çevrenizi saran, pencereleri çerçeveleyen, uçağın iç panellerini kullanarak bir müzik merkezi, konser alanı yapıyoruz. Bahsettiğim malzemeleri konser alanının iç yüzeyini kaplamak için kullanıyoruz. Böylece salonun akustiğini de geliştiriyoruz. Uçak pencerelerinin içine LED ışıklar yerleştirerek de konser salonunun ışıklandırılmasını gerçekleştiriyoruz. Evet, Avrupa'da hakikaten çok ilginç şeyler yapılıyor. Ancak Türkiye'de de yavaş yavaş başladı. Geçtiğimiz günlerde Denizli'de çeşitli ülkelerden gelen gençler yaklaşık 40 bin pet şişeyi kullanarak dünyanın en büyük geri dönüşüm heykelini yapmayı başardılar. Denizli'de bir araya gelen 12 ülkeden 60 üniversite öğrencisi 40 bin atık pet şişe kullanarak dünyanın en büyük geri dönüşüm heykelini yaptılar. Avrupa Gençlik Derneği tarafından geliştirilen Pamukkale Üniversitesi ve Genç Tema topluluğunun gerçekleştirdiği Atıktan Sanatı projesi için Ağustos ayında farklı ülkelerden bir araya gelen üniversite öğrencileri, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale travertenleri ve Hierapolis'in maketini yaptı. Avrupa Gençlik Derneği olarak kurumumuzdaki birlikte projemizdeki ortaklarımızla birlikte biz çevre duyarlılığına birazcık da aslında katkı sağlamak istedik. Ülkemizde yılda milyonlarca şişe boşa atılıyor ve biz bunlardan sanat yaratmak istedik ve bunları paylaşmak istedik. Bu yüzden Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti'ni yapmak istedik ki Denizli'mizin kültürüne de tanıtımımız olsun. Biz bu projeyle yine Denizli'den bir ışık yakarak tüm Türkiye'ye yaymayı, bu geri dönüşüm olayının ciddiyetini anlatmayı, sonrasında ise elimizden geleni tabii ki de destekçilerimizle birlikte başarmayız. Projeye katılan öğrenciler 15 gün boyunca bir arada yaşayarak değişik kültürleri tanıma imkanı da buldular. Tekrar size dönmek istiyorum. Sezar'ı dinlediniz. İnanılmaz işler yaptı. Şimdi siz bunun neresinde? Siz onu merak ettim. Gerçekten. Şimdi uçak parçalarını kullanıyorlar, rüzgar türbinlerini kullanıyorlar, mimaride kullanıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Biz bu işin ambalaj atıkları kısmındayız. Biz ambalaj atıklarında bizim uzmanlık alanımız ambalaj atıkları. Bunun devamı olacak. Biz bunları başarabilecek miyiz? Tabii ki. Zaten dünya o yöne doğru gidiyor. Bütün malzemelerden en fazla miktarda yararlanmak. Çünkü atıklar kaynaktır diyoruz. Bunları kaynak olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü bunun şeyi çok pahalı. Ham madde, doğal kaynaklarımızı harcamak, enerji harcamak. Sonunda bütün bunlar tükenecek şeyler. Onun için mümkün olduğu kadar atıkları değerlendirerek her türlü alanda yararlanmak, işte biz tabii ambalaj atıkları, yükümlülük var bir şekilde ama bunu ilerletmek, işte mimaride olsun, diğer alanlarda kullanmak aslında insanoğlunun gelişimini de gösteren bir çaba, bir örnek olarak önümüze duruyor. Mesela ambalaj atığından ev yapılabilir mi? Şimdi onları sıkıştırsak bir şeyler yapılabilir mi? Şimdi mesela bu Mevlana konteynerleri var, bilmiyorum duydunuz mu? Kızılay'ın biliyorsunuz Van depreminde kullanılan. Bildiğim ve duyduğum kadarıyla bunlar mesela PET şeylerden yapılıyor. Bunlar da ambalaj atıklarından yapılan bir mesela konteyner diyelim. Tabii mümkün. Yani bunların malzemelerin özelliklerine bakarak çok çeşitli şeyler yapmak mümkün. Ama burada bizim esas hedefimiz tabii ki çevrenin korunması, kaynakların heba edilmemesi, kaynakların tasarruf edilmesi ve sürdürülebilir bir sistemin Türkiye'de kurulup işletilmesi. Yani bunun sürekliliğinin olması. Başlayarak işte bizim 20 yıllık çabamız, 20. yılımızı kutluyoruz. Bunu yaygınlaştırabilmek. Bu da bilinç kazandırmakla mümkün. Yurttaşlara, daha küçücük yaştan öğrencilere, çocuklarımıza geri kazanım bilincini yerleştirmekle mümkün. En büyük çabamız bu yönde. Tüketicilere, hepimize çok büyük iş düşüyor. Bu bir alışkanlık haline geliyor. Bunu alışkanlık haline geldikten sonra zaten kullanıyorsunuz ve bir şekilde bunu yapmadan rahat edemiyorsunuz. Biz atıkları evlerimizde ayrı biriktiriyoruz. Artık ayrı ayrı belli bölgelerde bu iş. Türkiye'de 15-16 milyon kişiye ulaştı bu çalışmaların yaygınlaşması. Ama tabii büyük bir ülkemiz var, nüfusumuz fazla. 75 milyona kadar bu işi bir şekilde yaymamız gerekiyor. Bu dediğim gibi hem bir kaynak tasarrufu hem çevrenin korunması için önemli bir katkı. Geri döndürülen bir ton cam atıkla 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.
üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bodrum Cup Ahşap Yelkenli Yak Yarışları'nın organizatörü Erman Aras Işıltılar'da. Tahir Demircan'la Işıltılar bugün 15.30'da. Ali amca çay koydum, niye oturmuyorsun? Bankada maaş kuyruğunda bekle bekle kemikleştim tavuk. Ah be amcam be, emekli maaşını garantiye yatırt sen de. Ya ona bizim kurum karar vermiyor mu? Nasıl yatırtayım tavuk? Ay o günler mazide kaldı Ali amca. Hadi kalk yürü garantiye. Garanti beni böyle kemikleşmiş halimle kabul eder mi? Etmem mi? Yani kızım şimdi ben maaşımı garantiden mi alacağım? Tabii ki efendim. Üstelik emekli için çok avantajlı faiz oranlarımız da var. Ben niye garantiye gelmemişim bugüne kadar kızım? Ne bileyim ben? Yaşa be tavuk. Beyaz et çok faydalı diyorlar da doğruymuş vallahi. Ay mahcup ediyorsun Ali amca. Bayramda yurt dışına çıkarken mutlaka Turkcell yurt dışı paketi alın. 19 liradan başlayan fiyatlarla sevdiklerinizle rahat rahat konuşun, bayramlaşın. Kafanız rahat olsun. Turkcell. Çanakkale seramikte, kale kimde kalede, kale evinizde. Kale Bodrum'da kalede, Çanakkale seramikte. Kale kimde kalede, kale evinizde. Petline ile fırsatı kaçırma. Tüm akaryakıt alışverişlerinizde %4 indirim ve 6 ay erteleme. TC kimlik numaranı 3452'ye SMS gönder. Petline Halk Kart Advantage kredi kartını al. Avantajı kaçırma. Küçük bir bütçeyle büyük bir yatırım için Spradon Vadi'ye gelin. 131 binden başlayan fiyatlarla 24 ay düşük taksitle ödeyin. 18 ay sonra ödemeye başlayın. Artan taksitlerle nasıl isterseniz öyle ödeyin. Spradon Vadi. Kuzu Grup'tan. 444-58-98. Şimdi Darty'de kazanmanın tam zamanı. Teknolojinin en son ve en eğlenceli buluşu iPad 2'ler Darty'de sizi bekliyor. Darty'ye gelin, siz de kazanın. Kayseri Lezzetleri kampanyası şimdi tüm Migros'larda. 35 liralık Şahin ürünü alana Kayseri mantısı hediye. Yepyeni ebatlar, benzersiz dokular. Digital Time. Ege Seramik. Mükemmel olan şeyler nadirdir. Bodrum'da gerçek residence hayatı yaşamak gibi. Siz de hayata format atın, yeni bir başlangıç yapın. Adlon Residence, hediyesi Bodrum. Bir boya dünyayı boyayabilir mi? Herkes sadece onu isteyebilir mi? Eyfel'den Burj Halifa'ya dünyanın en önemli yapılarının tercihiyle tanışmanız için sizi Jotun mağazalarına bekleriz. Jotun, dünyanın tercihi. Kendi işimin sahibiyim diyenler, seyrederseniz kazanırsınız. Daha ne yapayım? Yarın sabah mallar sende diyorum. Yarım saattir sana bunu anlatıyorum. Bütün gün telefondasın, patlattın masrafları. Dumanla mı haberleşelim? Efendim, Turkcell bu işi çözdü. Her yöne 900, sabit hatlarla 900, toplam Turkcell kalitesinde 1800 dakika. Üstelik ayda 39 liracık. Adı bile var. Kendi işim paketi. Kendi işim paketi. İşinize Turkcell bereketi. Bir saniye abi, Kadir Çöpdemir mi? Hadi birbirimizi yemeyelim efendim. Kebap yiyelim. Abicim ortada nefis bir Turkcell paketi var. Gel beraber yiyelim ha. Hadi. Bir ton kullanılmış gazete kağıdı geri kazanıldığında 8 adet çam ağacının kesilmesi önlenir. Artık bundan sonraki yıllarda başarılar diliyoruz. 20 yılı doldurdunuz. Umarım Avrupa düzeyine geliriz herhalde. Her şeyi kullanıp halledebilir düzeye geliriz diye umuyorum. Evet. Yavaş yavaş olacak. Tabii hedef burada bütün kurum ve kuruluşlara iş düşüyor. Belediyeler, sanayi kuruluşları, tüketiciler, bütün herkes bu konuda üstüne düşen yükümlülüğü yerine getirirse o zaman biz de Avrupa'daki işte gördüğümüz hedeflere ulaşabiliriz. Evet, bu haftalık da bu hafta atıklar konusunu işlemeye çalıştık. Çok alışık değilsiniz biz devamlı doğada dolaştığımız için ama atıklar da önemli. Yavaş yavaş şehirlere de inmeye başlayacağız çünkü
atık kullanımı, enerji verimliliği, bunlar çok çok önemli konular. Yavaş yavaş onları da ekrana taşımaya çalışacağız. Aslında çok da izleyiciler bizi hep alanda görmek istiyor, doğada görmek istiyor, gezerken görmek istiyor. Ama şehirde de çok önemli işler var. Onları da bu kış döneminde ekrana taşımaya çalışacağız. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın. Markalaşma ve ürün geliştirme süreci nasıl işliyor?